Alın gusül abdesti. Dedim ya ben sana, şadırvana gidelim, suyu görünce benim aklıma gelir diye. Gusül abdesti. Gusül abdesti mi? He. Bay, bu çok önemli bir abdesttir, tamam mı? Bu, bunsuz hiçbir şey olmaz. O yüzden sen şimdi al bakayım gusül abdestini. Nasıl alıyorsun? Bakalım doğru şekilde alıyor musun? Ne gülüyorsun lan? Burada olmaz pilot abi. Utanırım. Nerede alırsın abisi? He? İstersen hamama gidelim. Orada gusül abdesti alırım. Hamam nerede kalan? Tamam, ben seni sonra hamama götüreceğim. İstediğin kadar yıkanır, kesenirsin, tamam mı? Şimdi al bakayım gusül abdestini. Kaytarmak yok, hadi. Şimdi önce besmele çekiyoruz. Çek. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdestini almaya diyoruz. Aferin oğlum, aferin. Sonra? Sonra sağ ucuma 3 defa suyu verip ağzımı boğazıma kadar gargara şeklinde çalkalarım. Sonra? Sonra sağ ucumla burnuma 3 defa su çekip iyice temizlerim. Ondan sonra da başımdan aşağı suyu dökerim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Gusül abdesti alıyorum pilot abi. Oğlum nasıl yani bu? Kıyafetle mi alınıyor? Ha yok. Sen buradayken bunu alırım. Üstümü çıkar tamam. Nasıl alınıyor oğlum bu abdest? Başımdan sonra sağ omzuma suyu veriyorum. Sonra sol omzuma suyu veriyorum. Sonra başımdan ayak parmağıma kadar vücudumda kuru yer kalmayacak şekilde yıkanıyorum. Oğlum bu şey değil mi lan bu? Bildiğin boy abdesti bu. He boy abdesti. Aynı şey işte. Oğlum ben de bir şey kaçırdım zannettim ya. Lan bir de üstünü başını ıslattın oğlum. Git üstüne başına bir şey giy şimdi hasta olacaksın. Yok pilot abi ben hasta olmam. Ezgi beni cayır cayır yaktı. İyi oldu, serinledim ben. Oğlum zaten aşıktım. Şimdi bayağı sırılsıklam aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Oh. Ey güzel Allah'ım. Çok terledi. Ali. Sıkıldı biraz. Şimdi koşmaya başlar filan terlemesin. Biz odaya çıkalım. Tamam. Sonuçlar ne zaman çıkar dediler? Bekliyoruz. Çıkınca haber vereceğiz dediler. Su ister Pilot. Selam. Merhaba. Hoş geldin. Ya ben bir şey konuşmak istiyordum seninle. Buyur. Ya böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ben bir yerde çalışıyordum. İşten çıkarıldım. Ekonomik sebeplerden. Senin de burada müdür olduğunu duydum. Öyle. Tabii tabii. Benim şimdi bir işim var. Sen müdüriyete gel. Tamam mı? Senin hangi pozisyonda neler yapabileceğini orada konuşalım olur mu? Tamam. Tamam. Pilot. Ne oluyor burada? Hiç şey Tuğçe Hanım
geldi. İş istedi. Ben de iş veriyordum. Evet, evet. İş konuşuyorduk. Ben gideyim o zaman. Görüşürüz pilot. Görüşürüz diyor bir de. Dün geceki o yangın. Hı. Bu kadın mıydı? Yok canım, ne alakası var? Yangındı işte. Yandı. Neresi yandı? Göstersene bana. Ha. Ha. Şöyle buyurun. Ali. Senin ne işin var burada? Sinan. Sinan kayıp. Ben ne yapabilirim ki, polise gitseydin? Polis bir şey yapamaz. Neden? Sinan'ı babam kaçırdı. Kurt Bey. Evet. Ya Sinan'la görüşüyorduk. Babam konuşmamıza izin vermedi. Ali. Ali ne olur bir şey yap. Sinan'ı bul. Ne olur. Senin kardeşin olduğu için değil, yardıma ihtiyacı olan bir insan olduğu için yardım edeceğim. Biliyorum, biliyorum. O yüzden sana geldim zaten. Lütfen. Telefon. Sinan isminde bir çocuk almışsın. Bırak onu hemen. Senlik bir şey yok Ali. Boş maceralara atılma. Onunla yüz yüze konuşmam lazım. Siz burada bekleyin. Size burada kalın dedim. Olmaz Ali, kardeşim söz konusu. Sinan benim yüzümden kaçırıldı. Tamam, ben konuşacağım ama yalnız. Ali, lütfen. Kardeşimin kurtulduğunu görmeden bu arabadan inme.